Isuzu grafiğimizde 210 hedefine giden bölümde 155 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 125 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Şu an için gördüğünüz gibi 155 bölgesi içerisinde ve şu şablon bölgemiz direncine kadar, yani 175 direncine kadar tepkisi hareketler yapıp o bölgeden geri dönerek bu bölgede tutunmayı sağlamaya çalışıyor. Tabi alt bölümde de ikinci destek bölgesi olarak yarı yarıya stop noktasından sonra 140 bölgemiz var. Şu bölgedeki dip nokta. Bu bölgenin altına geçişler devam ederse 125 bölgesine kadar güç kazanma hareketleri için geri çekilme ihtimalleri oluşabilir. 175 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturabilirse de şablon bölgesinin üst noktası olan 185 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirip o bölge üzerine geçişlerden sonra da yakın hedef bölgemiz olan 210 hedefine yükselişlerini devam ettirme ihtimali oluşturup daha yukarıdaki hedeflere geçmek için 210 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yapması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece bu bölge arasındaki yatay süreç devam etme ihtimali sürmüş olur. Duvaş grafiğimizde 160 hedefine giden süreç içerisinde 130 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 110 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Ve gördüğünüz gibi 130 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçtikten sonra 110 bölgesine yaklaşıp oradan tekrar yukarıya 130 bölgesine tepkisi hareketleri başlatmak istese de 130 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece bu ara bölge içerisindeki yatay süreci devam ettirip güç kazanma hareketlerini sürdürdükten sonra yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirip 130 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra şablon bölgesinin diğer direnç noktası ve en önemli direnç noktası olan 145 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturabilir. 145 bölgesi geçilirse 160 hedefini gerçekleştirme ihtimalini artırabilir. 145 bölgesi geçilmediği sürece bu ara bölge içerisinde güç kazanma hareketlerini devam ettirme ihtimalini sürdürebilir. 110 bölgesi altına geçişler tehlikeli durumlar oluşturup daha alt bölgelere kadar bir düzeltme ve güç kazanma durumu oluşturabileceğinden dolayı 110 altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Ford otografiğimizde 665 hedefine giden süreçte 545 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 505 bölgesini de kesin stop noktası olarak belirledik. Ve şu an içinde gördüğünüz gibi şu şablon bölgemizin direnci olan 605 bölgesine yakın hareketlerle tepkisi hareketleri oluşturup yukarı tepkisi hareketleri devam etme isteğini gösteriyor. Fakat tabi burada 605 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadığı için de yukarı yükselişleri gerçekleştirememiş. Tabi 605'ten sonra 645 bölgesi şablon bölgesinin en üst noktası şu an için en önemli direnç noktasını oluşturuyor. İkinci yükseliş kanal bölgesine geçişten önceki bu seviye daha önemli bir direnç konumunu almış durumda. O bölge üzerine geçişleri sağlayabilirse yukarı yükselişleri hızlı bir şekilde gerçekleştirip 665 hedefini ve daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 700 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Bunun için öncelikle 645 üzerinde kalıcı kapanışları veya o bölgeyi hacimli bir yükselişte geçmesi gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece gördüğünüz gibi bu şablon bölgemizin içerisinde yukarı aşağı hareketlerle güç kazanma hareketlerini sürdürmüş olur. 545 bölgesi altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devamı gerçekleşebilir. Karsan grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 11.75 hedefine giden süreçte 8.15 bölgesini yarı yarıya stop noktası, 7 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiştik. 8.15 bölgesine yakın hareket ettiği sırada gördüğünüz gibi Cuma günü hacimli bir yükselişte kanal direncine yaklaştığını görüyoruz. Tabi bu durumdan sonra şu şablon bölgesinin direnç noktası olan 8.95 önemli direnç noktasını oluşturuyor. İkinci yükseliş kanal bölgesinin içerisine girmeden önceki direnç noktası. O bölge geçilirse ikinci kanal bölgesinin
bölgesine geçiş yapacağı için daha sonraki direnç noktası olarak 9.45 ve şablon bölgesindeki en önemli direnç noktası olan 10 bölgesine kadar yükselişleri yapma ihtimali oluşturabilir. 10 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar oluşturma ihtimali gerçekleşirse şablon bölgesinin üst noktasına 10.75 ve 11.75'e olan süreci gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Tekrar 8.15 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına düşüşler olursa da bu bölgedeki ikinci destek noktası olarak 7.70 ve daha sonra da 7 bölgesindeki kesin stop noktasına kadar geri çekilme durumları oluşabilir. Otokar grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 920 bölgesi yarı yarıya stop noktası, 825 bölgesi de kesin stop noktasıydı. Gördüğünüz gibi yarı yarıya stop noktasında yatay hareketlerden sonra kanal desteğinden güç alarak tekrar yukarı bir tepkisel hareket başlatmış. Orada da kanal direnciyle karşılaşıp o bölgeye yakın hareketlerle kapanışı sağlamış gözüküyor. Tabii bu durumdan sonra birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz bölge 1010 bölgesi. 1010 bölgesi geçilebilirse yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturup 1125 hedefine doğru yükselişleri devam ettirme ihtimali oluşturabilir. Daha sonraki en önemli direnç şu bölgedeki zirve noktası ve şablon bölgemizin üst noktası olan 1065 direnci gözüküyor. 1065 direncine kadar tepkisel hareketleri bugün yükselişte devam ettirme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Tofaş grafiğimizde 210 hedefi için süreç devam ederken 190 bölgesinin yarı yarıya stop noktası, 175 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirlemiştik. Geri çekilme güç kazanma hareketlerini yaptıktan sonra kanal desteğinden güç alarak yukarı tepkisi hareketi yapıp bu bölgedeki yapmış olduğu zirve ve şablon bölgemizin üst noktası olan 195 üzerinde kapanışlarla haftayı kapattığını ve 210 hedefine olan yükselişleri başlattığını görüyoruz. 210 hedefini gerçekleştirdikten sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 220'ye kadar olan yükselişleri de gerçekleştirme ihtimali oluşmuş durumda. Tabii bu durumda yukarı tepkisi hareketleri devam edip 210 bölgesinin üzerine kalıcı kapanışları sağlayamadığı sürece geri çekilmeler oluşturursa da güç kazanma hareketleri için şu şablon bölgemizin içerisinde hareket edebilir. Önemli olan 190 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerin olmaması ve özellikle de 175 bölgesindeki kesin stop noktasının altına geçişler olmazsa yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini çoğaltmış oldu. TÜKTÜRATÖR grafiğimizde 630 hedefi için yarı yarıya stop noktası 525, kesin stop noktası olarak da 485 bölgesini belirlemiştik. Ve 485 bölgesine kadar geri çekildikten sonra tepkisel hareketleri başlatarak yukarı yükselişleri oluşturmuş ve bu bölgedeki kanal direncine kadar yükseldiğini görüyoruz. Tabi bu durumdan sonra da şablon bölgesinin 545 bölgesindeki desteğin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirerek 590 ve daha sonra da üst bölgedeki 630 hedefine kadar yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturabileceği bir tepkisel hareketi başlatmış oldu. Önemli olan geri çekilmelerde artık 525 ve özellikle 485 bölgesinin altında geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam ettirme ihtimalini arttırmış oldu.